Şimdi hem meşhur Asar Kalesi'nin içine doğru ilerliyoruz. Hem de Arok filminin çekimlerinin yapıldığı alana ufak ufak gidiyoruz. Böyle muhteşem bir manzarada çekim yapmış adamlar. Sevgili asistanım Max, biraz önce çok affedersiniz boka bulandı. Çık çık bitmiyordu. Oo, şurada bir Afrodit var. Gördüm aşağıdan. Nerede göremiyorum ben. Tam şurada. Bacağı da uzatmış arkaya Tabii doğru. canım, onu görünce dedim Afrodit diye zaten. Evet, Max her zamanki gibi zıplaya zıplaya devam ediyor. Ay, paşam, nereyi buldun böyle? Bu ne güzellik. Bak, buradan da buraya giden bir yol var. Meraklı Max. Muhteşem güzel bir manzara. Harika ya. Oo, arka manzara çok güzel. Evet, efsane. Bak, şurada da bir yer var, gördün mü? Evet. Max, uzaklaşma. Ve devam ediyor arkaya doğru. Evet. Topraklar kayıyor. Evet. Dikkat et. Mikrofonu da rüzgara karşı bıraksaydım. Nasıl gelmez aşkım ya? Max, neredesin? Bu kanal var ya, Evet. muhtemelen o kanalın devamı. Evet. Şöyle merdivenden çıkıyoruz yavaşça. Şöyle dikkatli dikkatli gidiyoruz. Wow, odaya açıldı. Evet. Şimdi şuradan çıkacak Gülden. Next kenara. Karavanımız. Şuralar muhtemelen ulaşım odacıkları, alt. Ulaşım derken? O bir önceki alt kattaki kanal kısmına gidiyor orası. Evet. Şu yer, şu Bak, yer. yerde kazılı oyun var. Evet. Dikdörtgen. Şurada da başka izler var. Ama o oyun. Bak, Şurada yazılı şöyle bir şey geliyor. var. Şurada, şuralarda buraya geliyor. O dokuz taş oyunu gibi bir şey var ya, onunla mı yazıyor? Evet. Yuvarlağı da var bazı yerlerde. Şurada da bak, o Didymo'daki A harfleri vardı ya. Ama onlar sonradan da yapılmış olabilir Tabii ya. kazınmış olabilir ama onlara benziyor. Çok net diyemedi orayı şöyle, evet. Next, ulaşma. Karavanımızın manzarası da efsane görünüyor. Evet. Bak, buradan da yukarıya erişim var ama üstüne kaya düşmüş. Şuradan da bir çıkış var ama Az önce Max geçti oraya, Max kafaya geçti. gitmişti harbiden. Ben de geçebilir miyim acaba? Bak,
zorlanıyor mu? Burası da bir oda. Vereyim mi? Burası da bir oda ama dış duvarları yıkılmış. Ben de geliyorum. Gel. Telefona dikkat et düşürmeden. Telefon elimde. Bunun cepleri birazcık şeyde. Evet. Açılıyor da. Bunun üstü yıkılmış. Buranın üstü ve yan duvarı gitmiş buranın. Sol altta duvarlar vardı ya. Hı-hı. Kayalar. Bu taraftan düşmüş onlar. Manzaralar böyle. Ben gidiyorum. Melis için çok kolay. Evet. O zaman ben de geliyorum. Sen de gel. Hoppa. Ay ay. Melis uzanma oraya. Ne onlar Melis? Ne onlar? Pinekler mi? Kokuyor bak. Kapı açık mıydı? Açık tabii, kapattırmadı ki. Evet, Frig Vadisi'nin biz ilk günü diyelim. Evet, ilk gün gezisini tamamladık bugün. Asar Kalesi'ndeyiz son olarak. Evet. Gezecek o kadar çok yer var ki, o yüzden birkaç bölüm olacak herhalde bu video. Evet, öyle gözüküyor. Çünkü çok fazla alan var gezilecek. Yani videonun başından beri bahsettiğimiz gibi, 3 tane farklı ili sınırları içerisine yayılmış çok geniş bir arazi. Bu şu anda bulunduğumuz alanda yine videonun biraz önceki bölümünde bahsettiğimiz gibi Arok filmlerinin çekildiği bir alan. Efsane güzellikte bir yer ya. Yani biz aşık olduk diyebiliriz. Hayran kaldık diyelim yani. Aşık olmak değil mi? Ya bambaşka bir yapısı var. Antik kentler geziyoruz vesaire falan ama böyle orta yerde duran, hala mağaraların açık olduğu, evet. Çoğu bölümü yıpranmış, yıkılmış ama çok ilginç bir yer. Çok ilginç ve inanılmaz derecede etrafı da hakim. Evet. Yani drone görüntülerinden de gördünüz, etrafı inanılmaz derecede hakim bir alan. Çok esiyor. İnşallah. Aşırı esiyor. İnşallah. Mikrofon şu anda 4 dönüyor aşağıda. Mikrofonu şuradan şöyle çekeyim mi? Çekeyim. Mikrofonun halini. Şey, kamera arkası görüntüler. Mikrofonun hali de şu anda izlediğiniz gibi bu şekilde dönüyor ortalarda. Kamera şurada. Orada bir oyuntu var. Doğru açıyı yakalayabilmek için. Max girme şu ya. Max bugün Gülden'i deli ediyor. Ya ama acayip güzel bir yer. Baksana şu manzaralara. Çok güzel bir yer gerçekten de. İlave ederiz görüntünün içine. Mikrofon çok cızırtı yaparsa. Sebebi belli. Yani bu tür oluşumlar, işte milattan önceki oluşumlar bizi gerçekten çok etkileyen oluşumlar. Yani şu kayanın üzerindeki burayı açarkenki yaptıkları izler bile bizi zihnen o anlara, o zamanlara götürüyor. Farklı bir duygu. Bize göre bu tür alanlar aslında bir zaman makinesi. Kesinlikle öyle. Çünkü sizi o dönemle birleştiriyor. O döneme ait olan bir şeye dokunabiliyorsunuz, onu hissedebiliyorsunuz. Seviyoruz böyle yerleri gezmeyi. Ve tabii ben hala bakıyorum. Oradan oraya gidiyor. Çok enteresan yapmışlar işte. Odalar, oda, merdivenleri hala düzgün duruyor. Ki o yıllarda ne kadar düzgündü kim bilir.
ekstra oyuklar var. Hepsinin birbirine bağlantısı var bir şekilde. Ha, belki havalandırma için bile olabilir onlar. Alttakilerden ekstra. Yani sıcak hava için tek bir bölümde ateş yakılıyorsa oralara havalandırma gibi de olabilir. Yani o dönemde ki yaşam şartları neydi ne değildi bilemediğimiz için çok şey yapamıyorum. Yani içeride oyun bile oynanmış vakti zamanında. Evet. Hani videonun bir görselinde gösterdim size. Yere kazınmış bir oyun bile vardı. Çok istiyor. Evet. O zaman videonun birinci bölümü bu kadar. Umarız beğenmişsinizdir. Değerli vaktinizi ayırıp videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni maceralarda, yeni yollarda. Filik Vadisi'nin devamında. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.